Anavatan Partisi bayramın ikinci günü parti lokalinde bayramlaşma programı düzenledi. İlçe Başkanı Mustafa Güden yaptığı konuşmada Anavatan Partisi'nin bittiği şeklindeki sözlere sert tepki gösterdi. Anavatan Partisi'nde bayramlaşma bayramın ikinci günü gerçekleşti. İlçe Başkanı Mustafa Güden partilerinin bittiği şeklindeki sözlere tepki gösterdi. Bayramları bayram yapan şey aile olmanın, birlik olmanın, dayanışmanın ve ortak kutlanmasının, millet olarak kardeşliğimizin, ortak gelecek idealimizin, bizi biz yapan değerlerimizin hatırlanması ve onlara sahip çıkılmasıdır. Kurban Bayramı'nda en büyük dileğimiz milletimizin yüzünün gülmesidir. Milletimizin yüzü gülerse bizim de yüzümüz gülecektir. Milletçe biz Anadolu'da var kılan ve Türkiye'de de var kılan milli ve tam bağımsız devlet ilkelerine sonuna kadar uygun ve sadık kalacağız. Demokrasinin, hürriyetin, vicdanı ve insanlığın bayrağı olacağız. Milletimize, vatanımıza olan tartışmasız sadakatimizin gereklerini umutsuzluğa düşmeden yerine getireceğiz. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyor. Vatandaşlarımıza ve en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Burada söylemek istediğim ayrı bir şey daha var. Anavatan Partisi'ni bitti diyenler var. Anavatan Partisi kaldı mı diyenler var. Benim buradan bir mesajım olacak. O şekilde düşünenlere. Bizim hiçbir zaman ümidimiz bitmemiştir bu partiden. Her zaman ümidimiz devam etmektedir. Şu anki iktidarın tek alternatif Anavatan Partisi'dir. Bunu da şöyle söyleyeceğim. Tecrübe ise tecrübe sağ tarafımızda. Gençlik ise gençlik sol tarafımızda. Biz de burada bugünkü yöneticileriz. Bugün bayrak bizimdir. Biz buradayız. Ve İnegöl'ün yönetimine de yerelde, ülkenin yönetimine de genelde talibiz ve bu yönde çalışmalarımızı alnımızdan başımızdaki şekilde yürütüyoruz. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. İnegöl halkının bayramını tekrar... Partinin Gençlik Kolları Başkanı İsmail Aydın da Anavatan Partisi'nin eski günlerine dönmesi için çalıştıklarını ifade etti. Zımba ve taş gibi ayaktayız. Türkiye'de 12 Eylül'den sonra kurulan en güçlü, en eski partiyiz. Geçmişimizin iftar tablosuyla doludur. Geçmişimiz, değişimi, cesaret, çağ atlatma ve rekabeti biz yarattık. Gün birlik günüdür. Gün birbirimize kenetlenme günüdür. Gün anavatanı yok sayanların oyununu bozma günüdür. Gün Sayın Genel Başkanımızın etrafında oluşturulan sevgi çemberini koruma günüdür. Partimize yakışır bir biçimde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm İslam aleminin ve İnegöl halkının mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz.